Ünitemiz 20. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti ve dünya. Artık Osmanlı Devleti'nin böyle son dönemlerinden bahsedeceğiz. Bundan sonraki süreçte artık Kurtuluş Savaşı, milli mücadele olacaktır. Peki bu ünitemizde hangi konular yer alacak? Mustafa Kemal'in hayatından bahsedeceğiz. Trablusgarp Savaşı, 1. Dünya Savaşı, gizli anlaşmalar, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson ilkeleri ve Paris Barış Konferansı ile birlikte bu ünitemizi sonlandıracağız. Peki bu videomuzda hangi konular yer alıyor? Mustafa Kemal'in hayatı ve Trablusgarp Savaşı. Şimdi Mustafa Kemal hayatından başlayalım. Hepinizin bildiği üzere Mustafa Kemal arkadaşlar 1881'de Selanik'te dünyaya gelecek. Babası Ali Rıza Efendi arkadaşlar gümrük memurluğu yapıyor. Annesi Zübeyde Hanım'dır arkadaşlar. Selanik yakınlığındaki Langaza kasabasındadır. Eski bir Türk ailesine mensup. Biliyorsunuz Osmanlı'da İskan var. İskan politikasıyla Balkanlara yerleştirilen Türklerden arkadaşlar. Ali Rıza Efendi daha sonra evlenecek Zübeyde Hanım'la ve Mustafa ailenin 4. çocuğu olacaktır. Fatma, Ahmet, Ömer, Naci adlı çocukları var arkadaşlar. Tabii kardeşleri küçük yaşlarda hastalıktan ölecek. Çünkü o dönemde hani hastalık var tabii bu kadar günümüzdeki gibi tıp gelişmemiş. Ve 1893 yılında Ali Rıza Efendi öldükten sonra Mustafa'yı arkadaşlar kim yetiştirecek? Annesi Zübeyde Hanım. Geldik. Şimdi Mustafa Kemal'in okuduğu okullar, eğitim hayatı bizim için önemli. Neden? İlk olarak mahalle mektebinde okuyacak. Annesinin isteğiyle arkadaşlar burada eğitimini görecek. Daha sonra daha modern bir okul olan Şemsi Efendi Okulu'na okuyacak ki özellikle bunu babası isteyecek arkadaşlar. İlkokul eğitimini burada tamamlayacak. Bundan sonra Selanik Mülkiye Rüştesi'ne geçecek arkadaşlar. Dayısının çiftliğinden sonra başladı okuldur. Kaymak hafız diye anılan matematik öğretmeni bir nevi Hüseyin Efendi kendisine kötü davranacaklar. Öğrencileri kötü davrandığı için buradan arkadaşlar annesi tarafından alınıp Selanik Askeri Rüştiyesi'ne kaydedilecek 1893-1895 tarihinde. Tabi rüştiye de arkadaşlar biliyorsunuz ortaokul demek, bunu bilelim böyle. Şimdi daha sonra burada arkadaşlar onun hayatını etkileyen bir kişiyle tanışacak. Matematik hocası, yüzbaşı Üsküplü Mustafa Sabri Bey. Ve Mustafa Kemal'in zekiliğini görecek, çevikliğini görecek ve bundan dolayı kendisine Kemal adını verecek. Tabi neden Kemal veriyor? Aslında Namık Kemal'den dolayı ki Namık Kemal de o dönemde bilinen önemli bir figür arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar Fransız öğretmeni yüzbaşı Nakuyettin Bey de özgürlük düşüncesinden etkilenecektir Mustafa Kemal. Geldik daha sonra Manastır Askeri İdadesi'ne gelecek. Burada da arkadaşlar lise kısmını bir nevi okuyor. İdade lise demek ve bu eğitimi de Makedonya'da görecektir. Selanik'te Hasan Bey'in tavsiyesiyle bu okulda eğitimini devam ettirecek. Burada arkadaşlar tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bilge tarafından bir nevi tarihi sevmesini aşılayacak kendisine. Ve Mustafa Kemal'de bu dönemde tarih sevgisi oluşacaktır. Mustafa Kemal hatta şu cümleyi kullanır. Eğer hitabet hocamız alay emini Mehmet Asım Efendi imdadına yetişmeseydi ben şair olup çıkacaktım çünkü hevesim vardı diyerek okul yıllarını bir nevi özetliyor arkadaşlar. Evet şimdi burada bir bilgimiz var. Bakalım ne diyecek bize. Tarih sevmesinde ve tarihi merakının olmasında hocası, kol ağası Mehmet Tevfik Bey'in etkisi büyük olmuştu. Mustafa Kemal, yıllar sonra bu öğretmeni için minnet borcum var. Bana yeni bir ufuk açtı diyerek öğretmeninden bahsedecek. Şimdi harp okulu artık İstanbul'a gelecek arkadaşlar. İstanbul'da da eğitimini sürdürecek. Burada arkadaşlar harp okulunda fikirleri gelişecek. Özellikle vatan ve millet fikirleri olgunlaşmaya başlayacak. Ve batıya yönelik düşünceleri daha da oturmaya başlayacak harp okulunda. Harp okulundan sonra da arkadaşlar harp akademisine geçecek. Artık mezuniyetini gerçekleştirdiği okul arkadaşlar harp akademisi olacaktır. 1902-1905 tarihlerinde buradan kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun olacak. Ardından Şam'da ilk görevine, askeri görevine başlayacak ve 5. Ordu'da görev yapacaktır Mustafa Kemal.
Tabii Mustafa Kemal'i etkileyen şehirler var. Mesela bu şehirler onun hayatı için önemli. Bunlardan ilki Selanik'tir. Neden etkiliyor Selanik? Çünkü Selanik'te arkadaşlar farklı fikirlerden oluşan ve farklı zihniyetlerden oluşan bir bölge. Birden fazla insan mevcut, millet mevcut burada. Tabii buradaki bu kültürel yapı Mustafa Kemal'in düşünce yapısını da etkileyecek. Bir de buralar Avrupa'ya da yakın olduğu için Avrupa'daki gelişmeler ilk olarak buralarda hissediliyor arkadaşlar. Manastır'da önemli. Manastır'da özellikle bu dönemde zaman zaman isyanlar çıkacak. Bu isyanlardan dolayı Mustafa Kemal'de milliyetçilik fikirleri ön plana çıkacaktır. Ve vatan Hürriyet şairi Namık Kemal'i eserlerindeki Türkçülüğü ön plana çıkaran Mehmet Emin Yurdakulu burada tanımaya başlayacak ve Fransız düşünürlerin eserlerini okuyacaktır Mustafa Kemal. Aslında yaşadığı şehir Mustafa Kemal'in de belirli fikirlerin oluşmasında etkili olacaktır. Evet, Sofya arkadaşlar tabii yine Sofya'da da görev yapacak. Özellikle Sofya Ateş Militerliği'ne gelecek. Burada tabii farklı yine grup insanları var. Burada da farklı şekilde görüşü gelişecek. Ve özellikle burada Sofya'da ilk kez operayla tanışacak arkadaşlar Mustafa Kemal. Ki operayı sonradan sevecek ve operaya da Yeniçeri kıyafetiyle katılacaktır Mustafa Kemal. Ve buradaki Türklerin durumunu hem görmüş olacak hem oradaki arkadaşlar siyasi yapıdan da haberdar olmuş olacak Mustafa Kemal. Evet, İstanbul. Özellikle okul yıllarında bulunduğu Galata Pera semti önemli. Batı kültürü Osmanlı'dan çok burada yaşanıyor. Çünkü burada farklı milletlerden insanlar var arkadaşlar. Batı kültürünü yavaş yavaş burada tanıma imkanı elde edecek. Harp Okulu ve Akademisi'nde batıdaki milliyetçilik, eşitlik vesaire, özgürlük gibi fikirleri de Mustafa Kemal yavaş yavaş kendisinde oluşacak. Özellikle İstanbul'da bulunması hem kendisinin hem doğu hem de batı yüzünü görme fırsatı oluyor. Çünkü bir nevi İstanbul'da hepsi yaşanmış oluyor ki günümüzde de hani İstanbul'da bir nevi hem batı kültürü hem doğu kültürünü görebiliyorsunuz. Peki Mustafa Kemal'i etkileyen yazarlar var. Bunlar kim arkadaşlar? Bunlardan biri Jean-Jacques Rousseau arkadaşlar. Rousseau'nun Toplum Sözleşmesi adlı eseri var. Mustafa Kemal'i çok etkiliyor. Çünkü neden? Hukuk, devlet, toplum dayanış, toplumsal dayanışma, milliyetçilik konularında Mustafa Kemal etkilenecek ve egemenlik kayıtsız sarsın milletin de sözü yine bu kitaptan alınacaktır, bu kitaba dayandıracaktır. Montesquieu arkadaşlar Kanunların Ruhu adlı eserinde cumhuriyet ve demokrasi kavramlarından bahsedecek. Voltaire bilim ve akıl görüşlerinden etkilenecek Mustafa Kemal. Kant'ın akılcılık ve bilim konusundaki düşüncelerinden etkileniyor. Descartes'in arkadaşlar akılcılık konusundan etkilenecek. Namık Kemal'in özellikle vatan ve özgürlük, hürriyet kavramlarından etkilenecek ve Namık Kemal'den Türk ulusunun yüzyıllardan beri beklediği ses olarak da ifade edilecektir. Şimdi bu kelimeler, bu söylenen sözler bizim için önemli sorularda oluşturulabiliyor. SM de bunları seviyor. Bunlara dikkat edelim. Daha sonra arkadaşlar Şehbenderzade Ahmet Hilmi var. Yine toplumsal devrimci yönünü etkileyecek. Abdullah Cevdet var. Sosyal ve laik düşüncesinde etkili oluyor. Ziya Gökalp arkadaşlar. Özellikle milliyetçilik fikrinde Ziya Gökalp önemli. Milli kültür ve Türk tarihinin incelenmesinde Ziya Gökalp'in eserlerini okuyup kişilik olarak kendisinden etkilenecek. Ali Suavi'den de laik devlet düzeni konusunda etkilenecektir. Tevfik Fikri de çok seviyor. Şair olarak çünkü Tevfik Fikri aynı zamanda biliyorsunuz çok güzel bir şair. Yani eserleri çok güzel, kaliteli eserleri var. Çağdaş bir inkılapçı kişiliğin oluşmasında Tevfik Fikret etkili oluyor arkadaşlar. Ve ben diyor ki ben Fikret'e yetişemedim. Onun sohbetinden istifade edemedim diyor. Kendimi bedbaht sayarım. Fakat onun bütün eserlerini okudum. Birçoğu ezberimdedir. O hem büyük şair hem de büyük insandır. Sis, Rucu, Ferda en çok sevdiği şiirlerdir arkadaşlar. Bakın Tevfik Fikret için de ben inkılap ruhunu ondan aldım diye söz edecek Mustafa Kemal arkadaşlar. O yüzden Tevfik Fikret, Namık Kemal bu gibi şahsiyetler önemli Mustafa Kemal'in etkilenmesinde. O yüzden arkadaşlar yani bunları daha iyi bilmek için bu eserleri okumanızı tavsiye ederim. Hakikaten birbirinden güzel eserler farklı ufuklar bizde açıyor. Ayrıca bunun dışında Mehmet Emin Yurdakul olsun, Yahya Kemal Ceylan Nuri gibi yazar ve şairleri de
okuyacaktır Mustafa Kemal. Şimdi hangi şairden ne etkilenmiş, bu da önemli. Bu tablomuz harika arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Gerçekten neden önemli? Sorularda Namık Kemal neyinden etkilenmiş? Tevfik Fikri'nin ne yönden etkilenmiş? Bu karşılaştırma tarzı soru gelebilir, yorum gelebilir vesaire. Şimdi hayatını ne etkilemiş? Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen yazarlar, düşünürler ve fikir akımları diyor. Şimdi Ziya Gökalp ve Mehmet Emin Yurdakul'un milliyetçiliğinden etkilenecek. Namık Kemal'in vatanseverlik ve özgürlük fikrinden etkileniyor. Tevfik Fikret'in inkılapçılık yönünden. Rousseau'nun yurttaşlık bilinci. Montesquieu'nun cumhuriyetçilik. Voltaire Kant'ın da bilimsel ve akılcılık fikirlerinden etkilenecektir. Peki 2018'de gelmiş bir sorumuz var arkadaşlar. Bu sorumuzu nasıl yapacağız? Şimdi bu sorumuzu ilk olarak hangisi hangi anlama geliyor olduğunu bildiğimizde zaten çoğu şey çıkacaktır arkadaşlar. Şimdi ilk olarak hatırlarsanız mahalle mektebine gidiyordu. Mahalle mektebinden sonra Selanik'teki Şemsi Efendi okuluna gidiyor. Değil mi arkadaşlar? O zaman 2'yi ilke alacağız. Doğru mu? Baktık bakalım 2 olmayanı eleyelim. Bakalım şıklar gitti. Hemen C ve D şıkkı kaldı. Daha sonra nereye gidiyor arkadaşlar? Selanik askeri üçtiyesine gidecek arkadaşlar. Hop 3'ü de aldık. 3 olmayan var mı? Evet, ikisinde de 3 var. Daha sonra arkadaşlar manastır askeri, biliyorsunuz Rüştiye ortaokul, ortaokuldan sonra nereye geçecek? Liseye. İdadiye geçecek. Ve ardından 5'i aldık arkadaşlar. Bakalım. Evet, cevabımız hop çıktı. Denizli. Ardından da hatırlarsanız arkadaşlar nereye gidecek? İstanbul Harp Okulu'na gidecek. Harp Okulu yüksek okul gibi düşünün. Harp Akademisi de üniversite gibi düşünebilirsiniz. Ve bu şekilde arkadaşlar bir sıralama saat. Demek ki Mustafa Kemal'in okuduğu okulların sıralaması da içeride sorulabilir. Özellikle askeri rüştiyesi önemli. Namık Kemal ismini alması, matematik hocasının kendisinde etkili olması vesaire, bu içeriklerde bize soru olarak gelebilir. Örnek sorular sizde arkadaşlar. Muhakkak çözüyoruz bunları. Geldik şimdi en önemli eseri hangisi? Nutuk'tu. Nutuk çok çok önemli. Bakın 1919 ve 1927 yılları arasındaki olayları anlatır. Dikkat edin. Bakın o olayları anlatıyor. O yüzden hani 1. Dünya Savaşı olayları yok. Çanakkale Savaşı yok. Öncesi yok. Sadece 1919-1927 yılları arasını anlatıyor. CHP'nin arkadaşlar 1927'de toplanan ikinci kurultayında 36 saat süren ve 6 günde okunan hitabete dayanıyor. Yani hitabeye dayanıyor bu nutuk. Ve eserin girişinde Samsun'a çıkışla başlayacak. Eserin girişi ve gençliğe hitabede yer alacaktır arkadaşlar. Bakın eserin girişinde Samsun'a çıkış, en sonunda ise gençliğe hitabe yer alacaktır. İlk baskısı Türk Teyyare Cemiyeti tarafından yapılacak. Nutuk 1927 yılında ilk baskısı Arap harfleriyle yazılacaktır. Bu da önemli. Neden? Daha yavaş yavaş Latin alfabesine geçilecek arkadaşlar. Tam insanlar oturmamış, tam inkılaplar tam olarak hani gerçekleşmemiş, oturmamış. Böyle ham bir durum söz konusu. Peki Mustafa Kemal'in nutuk dışında bazı eserleri de var. Bunları da hemen ismine bakalım. Takım Muharebe Talimi, Cumalı Ordugahı, Taktik Tatbikat Gezisi, Bölüm Muharebe Eğitimi, Subay ve Komutan ile Konuşmalar, yine arkadaşlar Geometri adlı Mustafa Kemal'in eserleri yer alacak. Peki Mustafa Kemal ile ilgili ekstra bilmemiz gereken diğer unsurlar ne? Bir de onlara bakalım. Şimdi arkadaşlar 1919'da biliyorsunuz temsil heyeti başkanlığına seçiliyor. 1920'de son Osmanlı Mebusan Meclis seçimlerinde Erzurum milletvekili seçilecek. Daha sonra 1920'de TBMM'de Ankara milletvekili olarak seçilecek arkadaşlar. Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanıdır. Devleti kuran kişi olduğu için ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'dir. 1923, 27 ve 31-35 yılları arasında 4 kez cumhurbaşkanı seçilecektir. Mustafa Kemal cumhuriyet fikrini ilk defa Erzurum Kongresi'nin açılmadan önce Mazhar Müfit Kansu ile paylaşacaktır arkadaşlar. Ve Yahya Kemal Bayat'ın teklifiyle de Darülfünun tarafından Fahri Doktoru unvanı verilecektir. 1934'te Yunan Başbakanı Venizelos tarafından Nobel Barış Ödülü'ne Mustafa Kemal aday gösteriliyor. Bunlar hep önemli bilgi arkadaşlar. Köpeğin adı Fox, atın ise Sakarya'dır.
1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda vefat edecek ve namazını Şerafettin Yaltakkaya kıldıracaktır. Daha sonra Anıtkabir yapılacak. Mimarları Emin Onat ve Orhan Arda'dır arkadaşlar. Anıtkabir'e arkadaşlar ilk harcı da Şükrü Saraçoğlu koyacaktır ve 1953 yılında Etnografya Müzesi'nden Anıtkabir'e taşınacaktır. O zaman Anıtkabir'den önce Mustafa Kemal'in naaşı neredeydi? Etnografya'daydı diyeceğiz. Şimdi baktığımız zaman ÖSYM ne sordu? Böyle bir sorumuz var. 2017 YGS sorusu. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün CHP'nin 2. Büyük Kongresi'nde 1927'de okuduğu nutkun konuları içerisinde yer almaz diyor. Şimdi milli mücadele politikası var. Doğru mudur arkadaşlar? Lozan Konferansı var. Çünkü bakın 1919-1927 yılları arasındaki gelişmelere bakacağız. Fakat Çanakkale Savaşı yok. Biliyorsunuz Çanakkale Savaşı 1915'lerde gerçekleşiyor. O yüzden bakın 1919'dan önce de olan bir tarih. O yüzden direkt cevabımız C şıkkı olacaktır. Şimdi geldik Trablusgarp Savaşı'na. Bu sefer ne yapacağız? Artık Avrupalı devletlerle burada savaşacağız. Trablusgarp Savaşı önemli. Osmanlı Devleti ile İtalya arasında gerçekleşecektir ve İtalya ile yapılan ilk savaşımız olacak arkadaşlar. Peki İtalya neden Trablusgarp'a savaş ilan ediyor veya almak istiyor? Baktığımız zaman arkadaşlar İtalya'da siyasi birliğini geç tamamlayan bir devlet ve siyasi birliğini geç tamamladığı için ham madde ve pazara ihtiyaç var. Ne yapıyor? O dönemde en cazip ülke Osmanlı Devleti. Baktığım zaman da bizim de Kuzey Afrika'da kalan son toprağımız da neresi? Trablusgarp, yani günümüzdeki Libya ve buraya gözünü dikiyor. İngiltere, Fransa'nın da onayını alıyor ve bundan dolayı da bizim buraya saldıracaktır. Şimdi baktığımız zaman daha önce Piemonte hükümeti incelendi arkadaşlar. Ne yapıyor? Hammada pazar arayışı. İtalya'nın bir politikası var. Bizim deniz projesini hayata geçirmeye çalışıyor. Trablusgarp coğrafi olarak İtalya'ya yakın arkadaşlar. Karadan ve denizden bölgeyi savunacak gücünün olmaması Osmanlı'nın ki savunamıyoruz. İtalya'nın artan nüfusu var. Bir de İtalya'nın bir Habeşistan yenilgisi var arkadaşlar. Bunu unutmaya çalışıyor. Bu sebeplerden dolayı ne yapacak? Trablusgarp'a saldıracak. Şimdi savaşa baktığımız zaman arkadaşlar gerekçe olarak da şunu sunacak. İtalya'daki İtalyan tüccarlara, oraya giden İtalyan tüccarlar kötü davranılıyor ve Osmanlı tarafından da geri bırakıldığı iddiası var. Gereken önem verilmediğini söylüyor İtalya. Ve savaşımız başlıyor arkadaşlar. Önce Osmanlı Devleti'nin aslında İtalya Trablusgarp'ı istiyor. Fakat Osmanlı Devleti bölgeyi vermiyor. Bunun üzerine İtalyanlar bölgeyi 1911'de işgal edecektir. Tabi Osmanlı Devleti Mısır işgal edildiği için karadan yardım gönderemiyor. Mısır İngiltere'nin elinde. Donanma da yetersiz aslında. İstediğimiz gücü gönderemiyoruz. Artık bunun dışında Mustafa Kemal'den çok bahsedeceğiz bu savaşta. Önemli çünkü. Kuşçubaşı Eşref Bey'in gayretleriyle Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal gazeteci Şerif unvanıyla bölgeye gönderilecek. Bakın komutanları gönderiyoruz. Halkı ayaklandırsın İtalyanlarla savaşalım diye. Enver Paşa da tüccar Hamdi Bey. Fethi Okyar, Nuri Bey, Ali Çetinkaya, Halil Bey, Neşet Paşa, Fuat Bulca gibi gönüllü subaylar bölgeye gidecek ve halkı organize edecek. Fakat biz aslında savaşı kazanıyoruz, başarılı oluruz. Ama İtalyanlar Çanakkale boğazına ablukaya alıyorlar. 12 adayı ve Rodos'u işgal ediyor. Bunun dışında arkadaşlar Balkan Savaşları başlıyor ki en önemli etken bu. Balkan Savaşları başladığı için Balkan Devleti bir araya gidiyor, Osmanlı'ya saldırıyor. Osmanlı Devleti haliyle ne yapıyor? Barış Antlaşması imzalamak zorunda kalıyor arkadaşlar. Uşi Antlaşması'nı imzalıyor. Şimdi baktığımız zaman aslında biz bu bölgede ne yapıyoruz? Başarılı oluyoruz. Ayrıca ekstra bilgi olarak söyleyeyim. Dünya tarihinde ilk savaş uçağı burada kullanılıyor arkadaşlar. Gavutti de pilotudur. İtalyan tarafından ilk savaş uçağı kullanılıyor. Hatta ilk savaş uçağını da düşüren yine Türkler olacaktır. Yani Osmanlı Devleti düşürecek. Peki Uşi Antlaşması'nın sonuçlarına bakalım. Ne olacak? Maddelerine baktığımızda Trablusgarp, Bingazi İtalya'ya bırakılıyor. Ve bir nevi burası özel düzenle yönetilecek. 12 ada Balkan Savaşları sonuna kadar bakın dikkat. Yunanların daha çok adayı işgal etmesi endişesinden dolayı İtalyanlara bırakılacak. Çünkü Yunanlar orayı işgal edecek. Belli yakın.
Ve de istiyorlar da Avrupalı devletler de onlara destek veriyor. Bunun dışında Trablusgarp Bingazi Osmanlı Devleti'nin çıkarmalarını padişah adına Naib-i Sultan olarak tayin edilen bir kişi kullanacak. Yani şu anlama geliyor, dini yönden Osmanlı Devleti varlığını burada sürdürecek. Ve kadı ve Naib-i Sultan maaşları Osmanlı maliyesince ödenecektir. Yani kültürel anlamda dini yönden bağını koparmak istemiyor Osmanlı Devleti. Evet, sonuçlarına baktığımız zaman Osmanlı Devleti artık 3 kıtada toprağı olan devlet olma özelliğini kaybetti. Neden? Kuzey Afrika'daki son toprağı Trablusgarp'ta bunu da kaybetti. Artık Kuzey Afrika'da toprağımız yok. İtalya ilk defa geçici de olsa Ege Denizi'ne ulaşacaktır. 12 ve Rodos adası geçici olarak İtalya'ya veriyoruz ama bir daha İtalya'dan geri alamıyoruz. 1947 Paris Antlaşması ile Yunanistan'a bırakılıyor çünkü biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı İtalyanlar kaybediyor. Bunun üzerine Yunanlılara bırakılıyor bu bölge. Osmanlı Devleti'nin maddedeki amacı bölge ile kültürel bağlarını korumak istemesi olacaktır. Daha çok şeyle ilgili, halife ile bağlarını koparmıyorlar. Yani Osmanlı dini yönden orayla gücünü kaybetmiyor. Halifelik Küçük Kaynarca Antlaşması'ndan sonra ikinci defa siyasi bir güç olarak kullanılıyor. Biliyorsunuz ilk olarak Küçük Kaynarca'da Kırım'ı kaybettik. Kültürel yönden yine bağımızı koparmadık. Trablusgarp'ta hakeza öyle bağımızı koparmıyoruz. Şimdi baktığımız zaman Trablusgarp Savaşı Mustafa Kemal'in emperyalizme, sömürgeciliğe karşı ilk savaşıdır arkadaşlar. Çok çok önemli. Ve Tobruk ve Derne cephelerinde savaşacaktır. Ve burada arkadaşlar yüzbaşılıktan binbaşılığa ne olacak? Terfi edecektir. Ve Bingazi'de de arkadaşlar burada Enver Paşa savaşacak. Bunu bilelim. Aslında orada başarılı oluruz ama Balkan savaşlarından dolayı bölgeyi elimizden ne yapıyoruz? Çıkarmak zorunda kalıyoruz. Şimdi ÖSYM bize ne sordu? 2010 YGS sorusuna bakalım. İtalya Trablusgarp'ta Mustafa Kemal ve arkadaşlarının örgütlediği yerli halkın direnişiyle karşılaşınca Ege Denizi'ndeki adaları asker çıkarıp Rodos ve 12 adayı işgal ediyor. Bu sırada Osmanlı Devleti'ne karşı Balkan İttifakı kuruluyor ve Balkan Savaşları başlıyor. Bu durumla ilgili olarak hangilerine ulaşılabilir? İtalya Akdeniz'e egemen olmak istemektedir. Evet, İtalya Akdeniz'e egemen olmak istemekte. Balkan devletleri Osmanlı Devleti zor durumlu fırsatı değerlendirmişler. Evet, bu savaştan dolayı Osmanlı'yı savaş ilan ediyorlar. Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları aynı tarihte başlamıştır dememiz doğru değil. Trablusgarp Savaşı 1911'de başlıyor arkadaşlar. Balkan Savaşı ise daha çok 1912 tarihinde başlayacaktır. O yüzden cevabımız 1 ve 2'dir. Arkadaşlar bu sorular bize neyi gösteriyor? Demek ki bazı olayların özellikle siyasi tarihinde bileceksiniz. Hangi tarihte başladığını bileceksiniz ki bu sorulara rahat bir şekilde cevap verelim. Ünitemize devam ediyoruz. Bu ünitemizde 1. Dünya Savaşı ve gizli anlaşmalardan bahsedeceğiz. İlk olarak birinci konumuz 1. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti. Osmanlı Devleti'nin savaş öncesi durumunu kısaca ona değinelim. Biliyorsunuz Babali baskınıyla birlikte İttihat ve Terakki Partisi yönetimi ele almıştı. O dönemde savaşa girdiğimizde Filistin, Suriye, Irak, Lübnan, Hicaz bizim hakim olduğumuz egemenliğimizde olan topraklardır. Ege Adaları'nda bir belirsizlik söz konusu bu dönem itibariyle. Geçici olarak İngilizlere Kıbrıs'ı bırakmıştık. 12 ada İtalya'nın işgali altında, Balkanlardaki hakimiyetimizi kaybediyoruz Balkan savaşlarından sonra ve Almanya'nın desteğiyle de ordumuzu ne yapıyoruz? Modernleştiriyoruz. Şimdi savaşımızın hem özel nedenleri var hem genel nedenleri var. İlk olarak genel nedenlerinden bahsedelim. Milliyetçilik akımı, her devlet kendi ulusunu kurmak istiyor. Her ulus kendi devletini kurmak istiyor daha doğrusu. Ham madde ve pazar arayışı özellikle sanayi inkılabı ile birlikte ortaya çıkacak. Ve sömürgecilik, yine sömürgecilikle birlikte hem ulusal rekabet olsun, ham maddenin ihtiyaçtan dolayı bu yarış daha da hızlanmaya başlayacak. Bloklaşma, silahlanma yarışı teknolojiyle birlikte artık devletler güçlenecek ve kendilerine göre yakın hissettikleri devletlerle ortak bir müttefiklik kuracaklar. Şimdi özel nedenlerine baktığımızda bu dönem itibariyle biliyorsunuz Almanya ve İtalya artık siyasi birliğini yavaş yavaş yeni tamamlamış ve sömürge ihtiyacı duyacak. Ama bundan önce özel neden olarak baktığımızda Almanya ve İngiltere arasında bir güç yarışı var.
Özellikle güçlü Alman donanması İngiliz sömürgelerini tehdit ediyor. Fransa ile Almanya arasında Sedan Savaşı gerçekleşmiş. Daha önce Almanya Alsace-Lorraine'i Fransa'dan almış. Bu da ikili arasında olumsuz bir ortam oluşturmuş. Geldik yine Almanya'da bir pencermenizm dediğimiz Alman birliğini kurma düşüncesi var. Ruslarda ise panslavizm politikası. Yine Rusya ile Avusturya arasında bir Balkan toprakları üzerinde bir çekişme söz konusu. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile İtalya arasında yani İtalya'nın o Kuzey İtalya sınırı ile Dalmatya kıyıları arasında bir çatışma söz konusu. Yine İtalya kendisini Roma'nın devamı olarak görüyor, Roma İmparatorluğu'nun ve Akdeniz'e hakim olmak istiyor. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Bosna-Hersek'i ilhakı ile Sırbistan'la yaşanan gerginlik bir de Rusya buna dahil olması ile birlikte aslında yavaş yavaş savaş başlayacak. Yine Osmanlı Devleti 1. Balkan, Bulgaristan 2. Balkan toprak savaşlarında kaybettikleri yerleri geri almak istemeleri, Japonya ise Asya ve Büyük Okyanus'a yayılmak ve gözünü Alman sömürgelerine dikmesi bu savaşın özel nedenleri olacaktır. Evet, bloklar oluşuyor. İttifak grubu var, bir de itilaf grubu var. İttifak grubu bağlaşma diğer ismi 1883'te yavaş yavaş oluşmaya başlayacak. Tabii bu gruba baktığımızda ittifak grubunda Almanya, Avusturya, Osmanlı, İtalya, Bulgaristan ve İngiltere olacaktır. Tabii İtalya daha sonra bu tarafa geçecek. Baktığımız zaman itilaf grubunda ise Fransa, Çarlık, Rusya, İtalya, Sırbistan, Romanya, Karada, Belçika, Japonya, Portekiz, ABD, Brezilya, Çin, Yunanistan yani neredeyse toplam 32 devlet yer alacaktır ki itilaf devletleri güçlü bir grubu oluşturuyor burada. Şimdi savaş sırasında önemli kritik bilmemiz gereken olaylar var. Hem savaş sonrasında hem 1. Dünya Savaşı'nı ilgilendiren önemli özellikler. İtalya taraf değiştiriyor. Neyle? Londra Antlaşması'yla. Onlara İtalyanlara bazı topraklar, özellikle Ege bölgesi, belli yerler teklif ediliyor. Bunun üzerine İtalya taraf değiştiriyor. Savaşta hiç çekilen devlet Japonya'dır. İstediğini alacak ve savaştan çekilecek. Avrupa kıtasında ilk çekilense Rusya'dır. Rusya'da çünkü rejim değişiyor. Osmanlı Devleti savaşa girmesi ne olacak? Savaş geniş bir alana yayılacak. Bulgaristan ittifak bloğuna dahil olmasıyla birlikte Almanya ile Osmanlı toprakları arasındaki kara bağlantısı sağlanmış olacak. Bulgaristan savaşa katılan son ittifak devleti, savaş sırasında rejimi değiştiren tek devlet Rusya'dır. Birinci Dünya Savaşı'nda toprakları işgale uğrayan ilk ülke ise Sırbistan olacaktır. Savaşın bitmesini sağlayan devlet ABD Rusya'nın yerine girecek. Savaşa en son katılan itilaf devleti ise Yunanistan olacaktır. Burada bir sorumuz var. Aşağıdakilerin hangisiyle savaşlar devletlerin silahlı kuvvetlerinin karşılıklı çarpışması şekilde çıkıp milletlerin topyekün savaşı haline gelmiştir dediğimizde aslında bize dünya savaşlarını soruyor. Bu dönem itibariyle sorduğu savaş 1. Dünya Savaşı'dır arkadaşlar. Topyekün savaş dediğimiz diğer savaşlar daha çok bölgesel gerçekleşmiştir. Savaşın başlaması arkadaşlar şöyle oluyor. 1914'te Avusturya-Macaristan Veliahtı Ferdinand eşiyle birlikte Saraybosna'yı ziyaret edecek. Ziyaret sırasında Sırp bir milliyetçi Gavrilo Princip ne yapacak arkadaşlar? Öldürecek veliahtı. Bunun üzerine savaş başlayacak. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Sırbistan'a savaş ilan edecek. Daha sonra Almanya, Belçika, Lüksemburg, Fransa işgaliyle Rusya Almanya'ya saldırması ve İngiltere'nin Almanya'ya savaş ilan etmesiyle 1. Dünya Savaşı Avrupa'da başlamış olacak. 1. Dünya Savaşı başlarında Osmanlı Devleti'ne baktığımızda tarafsızlığını ilan edecek, boğazları kapatacak, kapitülasyonları tek taraflı kaldıracak. Tabii en çok tepki gösteren devlet Almanya olacaktır. Daha sonra müttefik oluyoruz Almanya ile ve genel seferberlik ilan ediliyor. Şimdi İtilaf Devleti ile ittifak arayışı. İlk olarak Osmanlı Devleti ittifak grubuna girmiyor. İtilaf devletleriyle birlikte savaşmak isteyecek. Ne olacak? Bunun için bir çabası var Osmanlı'nın. O dönemin Maliye Nazırı Cavit Bey, İngiltere Bahriye Nazırı Winston Churchill ile bir nevi mektupla başvuracak. Fakat Churchill Osmanlı Devleti'nin girmesini kabul etmeyecek. Yine Londra Büyükelçisi Tevfik Paşa da böyle bir girişim olacak. Fakat yine İngilizler reddedecek. Osmanlı'nın yanında savaşa girmek istemiyorlar. Daha sonra Cemal Paşa ise Fransa Dışişleri Bakanı'na
böyle bir teklifte bulunacak. Fakat Fransızlar diyecek ki Ruslar razı olmadıkça böyle bir ittifaka giremeyiz. Neden? Genel olarak İngiltere ve Fransa Osmanlı'yı neden istemiyor? Çünkü Osmanlı kendi aralarında paylaştıkları için o halde Osmanlı nereye gidecek? İttifak grubuyla birlikte savaşacak. Şimdi İttihat Devletleri'nin Osmanlı Devleti ile ittifak yapmama nedenleri var. Çünkü neden? Osmanlı toprakları üzerinde emelleri var. Osmanlı siyasi askeri yönünden çökmüş bir devlet ve İtalya, Fransa, Rusya'yı kaybetmek istemiyor. İtalya Terakki yönetimine güvenmemeleri gibi nedenlerden dolayı Osmanlı'yı istemiyorlar. Peki Osmanlı'nın Almanya yanında Osmanlı Devleti yanına çekmek istemesinin nedeni ne? Yani Almanya istiyor ama bizim neden? Çünkü yeni cepheler açacak. Yeni cepheler açarak savaşı genel olarak daha da geniş bir alana yayacak. Olacak kendi üzerindeki baskıyı azaltacak. Halifenin gücünden faydalanmak istiyor. Çünkü İtilaf Devletleri'nin elinde Müslüman topraklar var. Osmanlı jeopolitik konumundan faydalanmak istiyor. Özellikle boğazlar yoluyla. Osmanlı Devleti'nin yeraltı kaynaklarından faydalanmak istiyor. Yine Berlin-Bağdat demiryolu hattını kullanarak Musul ve Kerkük yollarına ulaşmak istiyor. Rusya'nın İtilaf Devletleri bağlantısını kesmek, Alman teknolojisini Osmanlı insan gücüyle birleştirmek istiyor. Almanya teknolojiyi verip bu şekilde başarılı olacaklarını düşünüyorlar. Evet, bu da Birinci Dünya Savaşı resmen ilanı arkadaşlar. Şimdi ÖSYM ne sordu? Aşağıdaki hangisi endüstri inkılabının gerçekleşmesiyle ortaya çıkan ham madde pazar ihtiyacındaki artışın sonuçlarından biri değildir diyor. Şimdi Almanya'nın İngiltere'ye rakip çıkması evet bir sonuç. Sömürgecilik yaygınlaşıyor. Birinci Dünya Savaşı bundan dolayı bir nedeni de bu diye bahsettik size. Büyük hükümetler kurulmaya başlayacak. Coğrafi geçişler bu dönemde başlamıyor arkadaşlar. Coğrafi geçişler daha önceden başlamış olacaktır. 15. yüzyıllarda. Geldik şimdi Osmanlı Devleti'nin Almanya'nın yanında savaşa girmek istemesinin nedeni şu. Siyasi yalnızlıktan kurtulmak istiyor. Son zamanlarda kaybettiğimiz toprakları geri almak istiyoruz. Nedir bu? Mısır, Kıbrıs, Afrika ve Balkanlar. Almanya'nın yardımıyla ordu ve ekonomiyi güçlendirmek ve kapitülasyon ve dış borçlardan kurtulmak istiyor Osmanlı Devleti. Ve Orta Asya Türkleriyle birleşip Turancılık ideolojisini gerçekleştirmek. Ayrıca baktığımızda Balkan Savaşları sırasında ve sonrasında büyük devletlerin ikiyüzlü tutumu, savaşı Almanya'nın kazanacağına inanılması, İttihat ve Terakki'nin Alman hayranlığı ve İttihat Devleti'de yapılmak istenen ittifak girişimleri, parası ödenen Sultan Osman ve Reşadiye gemilerinin İngilizlerce teslim edilmemesi de etkili. Parasını veriyoruz ama gemiyi teslim etmiyorlar. Almanya'da gizli ittifak anlaşmasının yapılmasına neden olacaktır arkadaşlar. Şimdi savaşın başlamasından bahsedeceğiz. 1914 günü Goben ve Breslav adlı Alman gemileri İngiliz'in takibinden kurtulmak için Çanakkale'ye girecek arkadaşlar. Ve Osmanlı'ya sığınıyor. Osmanlı Devleti de bu iki gemiyi satın aldığını söylüyor ve isimlerini Yavuz ve Midilli diye değiştiriyor. Ardından Tuamiral Soşin komutasındaki bu ordu arkadaşlar ne yapacak? Gidecek Çarlık Rusya'nın Sivas, Topal ve Odessa limanlarını bombalayacaktır arkadaşlar. Ve Rusya 1914'te, İngiltere, Fransa ise 1914'te yine Osmanlı Devleti'ne savaş ilan ediyor. Ve böylece 1. Dünya Savaşı'na Osmanlı Devleti resmen girmiş olacaktır. Osmanlı savaşa girmesiyle birlikte bir nevi yeni cepheler açılmaya başlayacak. Savaş uzayacak. İngiltere Kıbrıs'ı ilhak ettiğini söyleyecek. 5. Mehmet Reşat Fatih Cemil'de Cihat-ı Ekber ilan edecek. Osmanlı Devleti tek taraflı kapitülasyonları kaldırdığını ilan edecek arkadaşlar. Evet, ÖSYM ne sordu? Aşağıdaki hangisi Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda üçlü bağlaşma ittifak devletleri yanında savaşa girmesine etken olmamıştır diyor. Almanya'nın savaşı kazanacağına duyulan inanç evet doğrudur. Almanya'ya duyulan yakınlık doğrudur. Uzlaşma devletlerinin Osmanlı topraklarına saldırması. Hayır, aslında savaş biz girip savaşa girdikten sonra Rusya'nın limanlarını bombalıyoruz. Onlar bombalamıyorlar. Goben ve Breslav harp gemilerinin Rus limanlarına saldırması doğrudur. Osmanlı İmparatorluğu'nun coğrafi durumu doğrudur. Cevabımız C şıkkı olacaktır.
Geldik şimdi Osmanlı 1. Dünya Savaşı'na giriyor. Burada da cepheler var arkadaşlar. Böyle kısaca cephelerden bahsedeceğiz ama şöyle yapalım. Biz 3 cephede savaşıyoruz. Bunlardan biri arkadaşlar nedir? Taarruz. Taarruz ne olacak? Kafkas cephesi ve Kanal cephesi. Bunlar taarruz cephelerimiz. Bir de savunma cephelerimiz var. Savunma cephelerimize baktığımızda Çanakkale, Irak, Musul, Suriye, Filistin, Hicaz, Yemen cepheleri ve bir de bizim yardım gönderdiğimiz dış sınırlarımızın dışında olan yerler var. Bu da Makedonya, Galicia, Romanya. Buraya da daha çok Bulgaristan'a yardım gönderdik. Şimdi baktığımız zaman taarruz dediğimizde bizim kendi açtığımız cepheler oluyor. Savunma onların açtığı ve bizim de yardım gönderdiğimiz cepheler olacaktır arkadaşlar. Şimdi haritamızı görüyorsunuz. Özellikle bunlar yardım gönderdiğimiz cepheler. Bu da en büyük savaşın yapıldığı yer Çanakkale cephesi olacak. Doğu cephesinde savaşlarımız olacak. Bu bölgede savaşlarımız oluyor. Hicaz Yemen'de savaşlarımız oluyor. Kanal cephesinde savaşlarımız gerçekleşecektir. Bu cephelerde arkadaşlar birden fazla cephede Osmanlı Devleti mücadele edecek. Şimdi Kafkas cephesine baktığımızda taarruz cephemiz Rusya'ya karşı açacağız arkadaşlar. Buradaki amacımızdan biri Türklerle birleşmek, Hindistan'a kadar uzanacak Büyük Turan İmparatorluğu kurmak, Bakü petrollerini ele geçirmek, Almanya'nın doğu cephesindeki yükünü hafifletmek, Kafkasya'ya geçerek Osmanlı topraklarına doğru ilerleyen Rus taarruzunu bir nevi engellemek ve Berlin'de kaybettiğimiz Evliya Selası, Kars Ardahan Batum'u geri almak için bu cepheyi açacağız. Tabi bu cephede arkadaşlar Rus General Bergman komutasındaki Rus ordusu Doğu Beyazıt arkadaşlar Diyadin'i ele geçirecek. Enver Paşa komutasındaki ordu ise Sarıkamış hareketini gerçekleşiyor. Fakat soğuklar yetersiz kaynaklarından dolayı bir Sarıkamış hareketi başarısız olacak ve birçok askerimizi ne olacağız orada kaybedeceğiz. Ve tabi büyük ümitlerle Sarıkamış hareketini sürdüreceğiz ama ağır kayıplar vereceğiz. Enver Paşa harekatı gittik gördük saldırdık geri döndük şekliyle özetleyecek ve Ruslar saldırıya geçecek. Erzurum, Bitlis, Muş, Erzincan, Van, Trabzon işgaline uğrayacak arkadaşlar ve önemli yerleri kaybedeceğiz. Tabii Çanakkale cephesinde 16. Kolordu komutanı olarak bölgeye atanan Mustafa Kemal, Muş ve Bitlis'i Ruslardan geri alabilecek. Şimdi bir sorumuz var. 1. Dünya Savaşı sırasında Rusya'da gerçekleşen Bolşevik ihtilalleri sonucunda Çarlık yönetimi yıkılmış yerine yeni yönetim ülkenin içinde bulunduğu çalkantılı durumdan dolayı da savaşta ayrılma kararı almıştır. Bu durumun Rusya'nın işgal ettiği yerlerden çekilmesi, evet çekiliyor özellikle Bolşevikler. Osmanlı Devleti'nin savaşta cephe sayısı azalacaktır. Rusya Osmanlı Devleti'ni ekonomik olarak desteklemesi. Biz bu yoruma ulaşamıyoruz ama Rusya savaştan çekilince bir ve iki özellikler ortaya çıkmış olacaktır arkadaşlar. Şimdi baktık burada yine ne var? Osmanlı ordusunun cephede başarısız olma sebeplerine bakalım. Mevsimin taarruz için uygun olmaması, gerekli hazırlığın yapılmaması, hastalıklar, hareketin iyi planlanmaması, ordunun yeterli donanıma sahip olmaması, ulaşım, ihbar, haberleşme ve Rus birliklerinin dirençli ve güçlü olması ki kış şartlarına Ruslar hazırlar arkadaşlar. Bunlar dolayı önemli. Şimdi Kafkas cephesinde tabi mücadele edirken burada Ermenilerin olumsuz faaliyetleri ortaya çıkıyor. Tabi burada arkadaşlar Ermeniler Ruslara destek olmak amacıyla Osmanlı'da isyanlar çıkaracaktır. Ve Ermenilerin Van, Bitlis gibi yerlerde önemli isyanlar olacak. Bunun üzerine 1915 Sevk ve İskan Kanunu çıkartılacaktır. Bu bölgede yaşayan Ermeniler Suriye ve Filistin bölgelerine zorunlu olarak göç ettirilecek. Tabi halkın can güvenliği çetelere karşı korumaktır. Bu bir nevi de bu. Daha sonra
1918'de geri dönüş kararnamesi ile artık bu göç eden yerler, insanlar geri dönebilecektir. Tabi 1917'de yine Çarlık Rusya meydana gelen Bolşevik ihtilalinden sonra bir nevi imzalanan Brest-Litovsk Antlaşması'yla bu cephe resmen kapanmış olacaktır. Teşcir kanunu bu şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar, zorunlu göçtür. Brest-Litovsk Antlaşması'na baktığımızda arkadaşlar, Rusya Doğu Anadolu'daki işgal ettiği yerleri Kars, Ardahan, Batum ve Artvin'i Osmanlı Devleti'ne geri veriyor. Baltık Denizi'nde ve Karadeniz'de ticaret gemileri serbestçe dolaşabilecek. Önemine baktığımızda Kafkas, Galicia, Makedonya, Romanya cepheleri kapanmıştır arkadaşlar. Berlin Antlaşması'yla kaybedilen Kars, Ardahan, Batum geri alınacak ve Hazar Denizi'ne kadar ilerlemiş olacağız. Toprak kazanılan tek cephedir arkadaşlar. Diğer cephelerin hepsini kaybediyoruz. Rusların Kafkaslar'ın çekilmesi üzerine İngilizlerin desteğiyle Ermenistan Devleti kurulacaktır 1918'de. Diğer taarruz cephemiz Kanal Cephesi. Kanalda İngiltere ile yapıyoruz. Kanal Cephesi'ne baktığımızda İngiltere ile sömürgeler arasında bağlantıyı kesmek, İngiliz sömürgelerin yardımı engellemek, işgal altındaki Mısır'ı almak ve İngiltere'den kurtarmak, Sivas kanalının kontrolü ve Almanya'nın Batı yükünü hafifletmek gibi nedenlerden dolayı olacak. Başta Cemal Paşa olacak arkadaşlar. İki harekat gerçekleşecek ve bu iki harekatı biz kaybedeceğiz. Ve kaybedince arkadaşlar Osmanlı ordusu 1907'de Kudüs ve Suriye'ye kadar geri çekilecektir. Kanal cephesi başarısız olduğumuz bir cephe olacak. Evet, burada Cemal Paşa ve Kudüs'teki parlamento üyeleri. Şimdi Osmanlı ordusunun cephede başarılı olması yine İngiliz askerlerinin üstünlüğü, bazı Arap aşiretlerinin İngilizlere destek vermesi, ulaşım, ekonomik vesaire nedenler, işte Cemal Paşa'nın Alman generalinin stratejik hataları gibi nedenlerden dolayı bu cephede Osmanlı Devleti çok bir başarılı olmayacak. Şurada bir sorumuz var, ona bakalım. 1914-1918 yılları arasında İttifak Devletleri tarafından 1. Dünya Savaşı'na katılan Osmanlı Devleti ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Alman subaylar Osmanlı ordusunda görev almışlardır. Evet, görev alacaklar. Alman ordusu Irak'ta bir İngiliz birliğini esir almış. Osmanlı ordusu Irak'ta bir İngiliz işbirliğini esir almıştı. Evet, ona da bahsedeceğiz zaten Irak cephesinden bahsederken. Kafkas cephesinde Ruslarla mücadele edecektir. Evet, Doğu cephesi bu bölge. Savaş başladığında padişah 4. Mehmet Vahdettin olacaktır. Hayır arkadaşlar, 5. Mehmet olacaktır. Bu doğru bilgi değil. Osmanlı Devleti kapıdan sonra tek taraflı olarak kaldırmıştır. Bu da doğru bir bilgi. Geldik savunma cephelerine. Biz Kanal cephesi, Kafkas cephesini bitirdik. Bir de savunma, onların açtığı cepheler arkadaşlar. Bunlar arasında tabii en önemlisi Çanakkale cephesi. Çanakkale cephesi aynı zamanda Aydınlar Savaşı ve Centilmenler Savaşı olarak geçiyor. Neden? Çünkü burada birçok aydın öldüğü için, genç yetişkin insanlar öldüğü için arkadaşlar bu savaşın bir ismi de budur. Bu şekilde anlatılıyor. Şimdi nedenine baktığımızda tabii neden Çanakkale Savaşı yapılıyor? Rusya'ya denizden yardım götürmek amacıyla İtilaf Devleti açacak. Bir dönemde yine Rus buğdayını, petrolünü Avrupa'ya taşımak, Bolşevik hareketini etkisiz hale getirmek önemli nedenlerden biri. Yine arkadaşlar İstanbul ve Boğazları alarak Osmanlı Devleti'ni saf dışı bırakarak Almanya ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nu güneyden kuşatmak. Bu da diğer bir önemli nedenimiz. Osmanlı Devleti ile Almanya arasında oluşabilecek kara bağlantısını engellemek ve Balkanlarda Avusturya Balkanlarda zor duruma düşürmek gibi nedenlerden dolayı bir nevi genel olarak bu önemli nedenlerden dolayı Çanakkale cephesi açılacak arkadaşlar. Gelişmeye baktığımızda bu cephe iki bu savaşta hem karadan hem de denizden gerçekleşecek. Tabii ilk olarak denizden gerçekleşecek. Baktığımız zaman boğazlardan geçerek kısa sürede İstanbul'a ulaşmak için İtilaf Devleti ne yapacak? Saldırıyı geçiyor. 1915'te Nusret Mayın gemisinin döşediği mayınlar, tabi topçu atışları, seyit onbaşılar vesaire çok başarılı olacaktır.
Daha sonra gene Rahmi Tukomsik müttefik güçleri Gelibolu arasında asker çıkaracaktı. Kara harekatına başlayacak. Burada da Mustafa Kemal ön plana çıkıyor. Özellikle Anafartalar, Conpari, Kireçtepe, Arıburun muharebelerinde büyük başarılar gösterecektir ki hatta Mustafa Kemal'in meşhur bir sözü var. Ben size savaşma değil önlü emrediyorum diye muhteşem bir sözü yine burada bu savaşta söyleyecektir. Türk birlikleri yine Arıburun olsun, Setülbahir, Conpari, Alçıtepe, Kireçtepe, Kiletbahir, Çimentepe ve Anafartalar'da başarısızlığa uğrayan müttefikler Gelibolu Yarımadası'nı bir nevi boşaltacaklar ve başarısız olacaklar genel olarak. Sonuçlara baktığımızda Osmanlı Devleti'nin kazandığı tek cephedir. Bakın savaş kazandığı tek cephe oluyor ve Osmanlı savaşlı cepheler içerisinde kapanan da ilk cephedir arkadaşlar. Yardım alamayan Çarlık Rusya Bolşevik ihtilaline çıkmasını ve Rusya'nın savaşta çekilmesini yol açacak bu durum. Ve Birinci Dünya Savaşı süresi 2 yıl uzayacaktır ki çok uzun bir savaş gerçekleşiyor burada. Ve Bulgaristan İttifak Devleti'nin yanında savaşa girecek bu Çanakkale Savaşı'ndan sonra ne olacak? Almanya Osmanlı arasındaki kara bağlantısı sağlanmış olacak. Aslında İstanbul'u çok tehdit eden bir durum var. Çünkü bunlar savaşa girerken İstanbul'da düşer mantığıyla gelmişlerdi ama artık İstanbul tehdit eden tek cepheydi. O da aradan çıktı. Yarbay Mustafa Kemal Paşa burada arkadaşlar albayla terfi olacaktır. Daha sonra zaten tüm generallere kadar yükselecek. Mustafa Kemal burada Anafartalar kahramanı ilan edilecek arkadaşlar. Bunu da Ruşen Eşref Ünaydın ilk defa kullanacak. İlk defa Kuvayi Milliye ve Vatan Savunması bilinci yavaş yavaş oluşmaya başlayacak. Ve buna Aydınlar Savaşı deniliyor yine az önce bahsettim sizlere. Tabi Fransa ve İngiltere'de itibar kaybı olacak. Artık onlara çok güvenen insanlar artık güvenmeyecekler. Onlar da sarsılacak. Hükümet değişecek özellikle İngiltere'de. Çünkü önemli bir savaş. Deniz muharebeleri değilse hem Cevat Çoban'la olsun, Hüsnü Mayıngeniz'si önemli. Seyit Onbaşı'nın o gemiyi batırma faktörü çok çok önemli. Karada da 57. alay önemli bizim için. Hüseyin Avni Paşa önemli ve 19. Tümen ve Yarbay Mustafa Kemal çok etkili olacaktır. Çarlık Rusya savaştan çekilince arkadaşlar ne yapıyor? Şunu yapacak Çarlık Rusya. Gizli antlaşmaları deşifre edecek. Brest-Litovsk'la savaştan çekiliyor. Gizli anlaşmaları ne yapıyor? Açığa çıkaracaktır. Tabii ne olacak? Gizli anlaşmalar hepsi ortaya çıkacak. Biz zaten gizli anlaşmalar kısmında tekrar bundan bahsedeceğiz. Şimdi Suriye-Filistin cephesinden bahsedelim arkadaşlar. Yine İngilizler tarafından açılan bir cephedir arkadaşlar. Buradaki Süveyş-Irak cephelerinden mağlup olarak Suriye'ye çekilen Osmanlı ordularını bölgeden atmak. Arap aşiretleri sırasında milliyetçi isyanlar çıkararak Osmanlı Devleti'nin Orta Doğu'daki hakimiyetini sorgulamak gibi amaçlardan dolayı ortaya çıkacaktır arkadaşlar. Osmanlı ordusu Megiddo Muharebesi'nde mağlup olacak. Bu dönemde yine 1918 Liman Van Sanders var cephenin başında. Liman Van Sanders, Yıldırım Orduları Komutanlığı Vekiline de arkadaşlar tayin edilen Mustafa Kemal Atatürk var. Burada önemli çatışmalar olacaktır ki biliyorsunuz Mustafa Kemal'in savaştığı cephelerden son cephede yine Suriye-Filistin cephesi olacak. Osmanlı genel olarak arkadaşlar bu cephede mağlup olacak ve savaşı bir nevi bu cephedeki savaşı kaybedecek arkadaşlar. Ve böylece Osmanlı Devleti buradaki yenilgisi de netleşecektir arkadaşlar. Neden Osmanlı Devleti genelde bu cephelerde başarısız oluyor? Şundan dolayı özellikle Arap Yarımadası'nda yapılan savaşların bir kısmında Arapların İngilizlerle işbirliği yapması, milliyetçilik akımları vesaire bunlar da etkili oluyor değerli arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'nda en fazla toprak kaybettiğimiz cephe olacaktır. Ve Mustafa Kemal'in de savaştığı son cephe bu cephe oluyor. Bu özellikle bizim için önemli. Tabii Megiddo Muharebesi'nde Suriye'nin kaybedilmesi de Torus ve Anadolu'lar güneyi ilk defa işgal tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Katma Meydan Muharebesi'nde ise Arap-İngiliz Müttefik Kuvvetleri Kilis'in güneyinde durdurularak Misak-ı Milliye'nin Suriye sınırı bir nevi çizilmeye başlayacak. Ve bu muharebe 1. Dünya Savaşı'nda kazanılan en son zaferdir. En son zaferdir. Bölgede Araplarla yaşanan mücadele ümmetçilik anlayışının bir nevi zayıfladığını gösterecektir bize değerli arkadaşlar.
Yine 7. Ordu Komutanı Suriye cephesine atanan Mustafa Kemal Fuhari Yaver, Hazreti Şehriyari, Padişah Ulusal Yaver ünvanı verilecek. Irak cephesinde baktığımızda yine İngilizler tarafından açılan bir cephe. Peki neden bu cephe açılıyor? Kafkaslar yolunda Çarlık Rusya'ya yardım göndermek istiyorlar. Biliyorsunuz bir Çanakkale yoluyla bir de Kafkas Irak cephesi yoluyla Ruslara yardım gönderilmek isteniliyor. Irak, Musul Kerkük ve İran Abadan petrollerine hakim olmak ve Almanların bölgeye ulaşmasını engellemek. Osmanlı orduları İran ve Afganistan güzergahlarında Hindistan sömürgelerine ulaşmasını engellemek. Osmanlı ve Alman müttefik ordularının Orta Doğu hakim olmasını engellemek gibi nedenlerden dolayı bu cephe açılıyor. Savaşı İngilizlerin Basra'ya asker çıkarmasıyla başlayacak. General Townsend komutasındaki Bağdat'ı almak için harekete geçen İngiliz güçleri Osmanlı kuvvetlerince Selman'ı Park'ta durduruluyor. Kutulu Amerade bölgesinde ise İngiliz birlikleri kuşatılıyor. Epey bir birlik kuşatılacaktır arkadaşlar. Tabi İngilizlerle yapılan daha sonra yapılan takviyelerle vesaire şu bu bir şekilde yine bu bölgeler işgal edilecek. Tabi bu Kutulu Amare'de Halil Paşa önemli arkadaşlar. Bu bölgenin kahramanı ilan edecektir kendisi. Tabi Musul hariç Kuzey Irak tamamı İngiliz ordularıyla bir süre sonra işgal edilecek. 1908 Mondros Ateşkes Antlaşması ile birlikte 7. maddeye dayandırarak Musul işgal edilen ilk yer olacaktır Osmanlı toprağında arkadaşlar. Aslında Kutulu Amare'de büyük bir zaferimiz var. Halil Paşa 13.000'e yakın İngiliz askerini, bir rivayete göre 13.000'e yakın İngiliz askerini esir alacaktır. Tabii daha sonra bölgede takviyeler gelince vesaire diplomatik yönden derken biz burayı bir nevi kaybedeceğiz. Şimdi önemine baktığımızda Irak tamamen kaybediliyor. Kutulu Amare zaferi NATO'ya, Türkiye'nin NATO'ya üye olduğu 1952 yılına kadar Kut Bayramı olarak kutlanacaktır. Halil Paşa da bu zaferden dolayı Kut soyadı verilecek arkadaşlar. Cephenin açılmasındaki en önemli faktör petrol bölgelerine hakim olma düşüncesi olacak arkadaşlar. Tabi aşırı sıcaklar, silahların yetersiz olması savaşın İngilizlerin lehine dönmesinin genel sonucu olacaktır. Hicaz Yemen cephesine baktığımızda ise yine İngiliz ve işbirlikçi Araplarla yapılacak bu savaş. Osmanlı Devleti kutsal yerlere yapılacak saldırı ve işgalleri engellemek istiyor. Arap aşiretini Osmanlı ailelerini İngilizler de kışkırtmak istiyor. 1916 yılında yapılan savaşta Mekke emiri Şerif Hüseyin isyan edecek ve bağımsızlığını ilan edecek. İngilizlerle anlaşarak bunu yapacaktı. Tabi yıllar sonra Şerif Hüseyin bunu bu hatasını yani aslında çok pişmanlıkla ifade edecektir. Arkadaşlar bu savaşta biz şunu anlıyoruz. Aslında ümmetçilik fikri önemini kaybediyor. Bu cephenin başarısından dolayı da Fahrettin Paşa'ya özellikle Medine müdafi ünvanı da veriliyor kendisine. Onu da söyleyelim. Medine müdafi bir ünvanı da verilecek Fahrettin Paşa'ya ve çöl kaplanı ünvanı da veriliyor. Burayı arkadaşlar iyi bir şekilde koruyacaktır Fahrettin Paşa canı pahasına. Şimdi diğer yardım cephelerine baktığımızda Galicia, Makedonya, Romanya cephesi var. Burada da Balkan müttefik devletlerine yardım göndermek, Makedonya ve Almanya kara bağlantısı kesmek. Osmanlı Devleti burada kuvvet gönderecek Ruslara karşı. Romanya cephesinde Romanlarla ve Makedonya cephesinde ise Sırplara karşı savaşacak. Tabi Brest-Litovsk Antlaşması ile bu cepheler kapanacak arkadaşlar. Şimdi 1. Dünya Savaşı'na katılan devletlere baktığımızda neler var? İtalya var. İtalya arkadaşlar savaşa katılıyor. 1915 tarihinde başta ittifakta sonra itilaf tarafına geçecektir. 12 adayı biliyorsunuz işgal etmiştir. Anadolu topraklarını pay almasını kabul ediyor. Bir nevi itilaf devletleri yani kesin olarak İtalya Osmanlı topraklarını bölüştürüyorlar. Bulgaristan 2. Balkan Savaşı'ndan sonra girecektir savaşa ve kaybettiği yerleri geri almak için bu savaşa dahil oluyor. Romanya'sı arkadaşlar Romanya 2. Balkan Savaşı'ndan sonra Bulgaristan'da gerginlik yaşıyor. Bir de Avusturya'dan toprak almak için savaşa girecektir arkadaşlar. ABD ise başta arkadaşlar Monroe Doktrini var. Aslında herhangi bir ülkenin sınırlarına dahil olmak istemiyor o politikaya göre. Fakat başta tarafsız kalıyor. Fakat zamanla İngiltere ve Fransa'nın Almanya karşısında yenilmesini istemeyen ABD tabii sürekli silah yardımı yapacak. Alman gemilerinin Avrupa'ya silah taşıyan Amerikan gemilerini batırmaya başlaması ABD-Almanya ilişkilerini bir nevi gerginleştirecek ve bunun üzerine ABD
savaşa dahil olacaktır arkadaşlar. Rusya çekilecek, bir nevi ABD savaşa dahil olacak ki ABD savaşa girmesiyle bir nevi savaşın seyri değişecektir. Baktığımız zaman Almanya ABD'nin savaşa girmesiyle İtilaf Devletleri Çarlık Rusya'nın boşluğunu doldurmuştur. ABD yeni güç olarak dünya siyasetine girmeye başlıyor. ABD'nin savaşa girmesiyle savaşı bitiren en önemli etkenlerden biri olacaktır arkadaşlar. Yine arkadaşlar ABD savaşa girmesi Yunanistan'ın savaşa girmesini hızlandırmıştır. Böylece Bulgaristan, Avusturya, Macaristan İmparatorluğu Balkanlar'da zor duruma düşüyor. Şimdi ÖSYM ne sordu ona bakalım. ÖSS sorusu. Atatürk 1. Dünya Savaşı'nda Suriye ve Hicaz'da bulunan Türk ordusunun sef ve idaresine Almanların söz sahibi olmasından rahatsızlık duymuş ve bunu Savaş Bakanı Enver Paşa'ya bir raporla dile getirmiştir. Bu durum Atatürk'ün aşağıdaki hangisini önemsediğinin göstergesi. Şimdi arkadaşlar eğer başkasının başka ülkeden birinin ülkende doğmasını istemiyorsan sen demek ki bağımsızlığı önemsiyorsun. O yüzden direkt bağımsız devlet anlayışıyla olduğunu ifade edeceğiz. Yani bu yorum tamamen bağımsızlıkla ilgili olacaktır. Oradaki disiplin değil, Türk-Alman dostluğu değil, Arap topraklarına başlangıç hareketleri vesaire. Ve Türk ordusu birden fazla cephede savaşma olduğunu söyleyemiyoruz. Direkt bağımsızlık aklımıza gelsin. Peki ÖSYM'nin sorduğu 2010 LYS sorusu. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Padişah'ın halife ünvanıyla yayımladığı cihat fermanına rağmen bazı Araplar Türk askerliğine ateş açmıştır. Şimdi yalnız bu bilgiyle hangilerine ulaşılabilir? Milliyetçilik Araplar üzerinde etkili olmuş mu? Evet etkili olmuş. Artık Osmanlı'ya baş kaldırıyorlar. Osmanlı Padişahı Araplar üzerindeki nüfusu azalmıştır. Evet azalmıştır. Eskisi gibi yok. Almanlar Orta Doğu egemen olmak istemiştir. Yani bundan bunu çıkaramayız ama 1 ve 2 ulaşabiliyoruz. Artık eskisi gibi değil. Ümmetçilik fikri bu 1. Dünya Savaşı ile birlikte artık önemini kaybettiğini bize gösteriyor arkadaşlar. Şimdi bu Dünya Savaşı devamı derken arkadaşlar aslında bundan önce Osmanlı Devleti'nin kendi aralarında gizli anlaşmalar yaparak bölüştürmüşler. İngiltere, Fransa, Rusya kendi aralarında ne yapmışlar? İstanbul'u, Boğazları, Marmara'yı bölüştürmüşler. Fakat Rusya savaştan çekilince bu anlaşmaları bir nevi ifşa ediyor, ortaya çıkarıyor. Şimdi Londra Antlaşması 1915. Burada İngiltere, Fransa, Rusya, İtalya arasında yapılıyor. Bu antlaşmaya göre Arnavut kıyılarındaki Avlonya, 12 ada, Anadolu'da Antalya, Konya yöresi ile Afrika'daki Alman sömürgenin bir kısmı İtalya'ya bırakılıyor. Ayrıca Trablusgarp'a halifelik haklarını kaldıracağı ve İtilaf Devletleri'nce kabul ediliyor. Arkadaşlar bu antlaşmayla İtilaf Devletleri 1. Dünya Savaşı'na girecektir arkadaşlar. Bakın 1. Dünya Savaşı'na giriyor. Ve taraf değiştiriyor. Onu söyledik zaten. Sykes-Picot Antlaşması'na baktığımızda 1916 diyoruz. İngiltere adına Mark Sykes, Fransa adına George Picot katılıyor arkadaşlar. 1916'da imzalanıyor. Şimdi kendi aralarında bölüştürüyorlar. Klike toprakları yani Çukurova, Güneydoğu, Anadolu, Musul, Lübnan, Suriye, Fransa'da verilecek. Ki Kurtuluş Savaşı'nda bunlar bu bölgeyi işgal ediyorlar. Filistin, Ürdün, Irak, Yemen İngilizlere bırakılacak. Diğer bölgelerde ise Arap Devleti kurulacak. Hicaz serbest bölge olacak. Ve bu böylece Orta Doğu topraklarını Sykes-Picot'ta bölüştüler arkadaşlar. Geldik Petrograd protokolü. Bu da İngiltere, Fransa, Rusya arasında yapılıyor. Arkadaşlar Rusya'ya Boğazlar çevresine ek olarak Trabzon, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu verilecektir. Böyle bir madde anlaşma yapılıyor. McMahon Antlaşması ise İngiltere Mısır askeri valisi McMahon ile Mekke emiri Şerif Hüseyin adına yapılıyor. Şerif Hüseyin'le birlikte yapılıyor. Buradaki amaç arkadaşlar Osmanlı Devleti'ne isyan edip bir Arap Devleti kurulacaktır. Arap Devleti'nin lideri de emir Şerif Hüseyin olacaktır. Antlaşma bu şekilde oluşturuluyor. Bir de Saint-Germain Antlaşması var arkadaşlar. Bu da İngiltere, Fransa, İtalya arasında yapılıyor. Şimdi İtalya Petrograd Antlaşması'ndan dolayı rahatsız oluyor. Ve ne yapıyor? Bunun üzerine 12 ada olsun Antalya, Konya, Aydın, Muğla, İzmir bölgesi İtalya'ya verilmeye başlanıyor. Yani İtalya doymuyor. Hayır diyor bana başka yerlerde vereceksin diyor. Şimdi gizli anlaşmalara baktığımızda genel özellik ve diğer gelişmelere bakalım. Gizli antlaşmalar Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesi üzerine imzalanmaya başlanmıştır.
Antlaşmalar da Osmanlı topraklara paylaştırılıyor. Bir nevi şart meselesini çözmeye çalışıyorlar. Tabii Çarlık Rusya yıkıldıktan sonra iş değişiyor. Artık taraflar da değişmeye başlıyor. Gizli antlaşmalar Rusya'ya vaat edilen Doğu Anadolu Devleti arkadaşlar ne oluyor? Rusya'nın çekilmesiyle artık ABD koruyucuğunda Ermeni Devleti kurulmasına karar verecektir. Savaştan önce ümmetçilik politikası yok etmek isteyen İngiltere, Arap aşiretlerini isyan ettirerek bir nevi amacına ulaşacak arkadaşlar. Gizli anlaşmalarla paylaşılan Orta Doğu planları uygulamak için mandater sistemler kurulmaya başlıyor. Ve bu antlaşmalar Mondros Ateşkes Antlaşması'nın maddelerinin ağır koşullar içerisinde geçmesine neden olacak arkadaşlar. Yine dediğim gibi Rusya tarafından dünyaya duyurulacak. Gizli anlaşmalar Wilson ilkeleriyle hukuken geçersiz sayılacaktır arkadaşlar. Ki gizli anlaşmalarda yer almayan Yunanistan'a Paris Konferansı'nda verilen İzmir ve çevresi ilk anlaşmazlıkları ortaya çıkaracaktır. Daha sonra tabii bunların fikirleri değişecek. Kimlerin fikirleri? İhtilaf devletleri. Çünkü menfaatleri doğrultusunda Osmanlı Devleti'ni kendi aralarında paylaştıracaklar. Bazen de çıkmaza girecekler. Şimdi 2019 AYT sorusu var. Birinci Dünya Savaşı sırasında 1915-1917 yılları arasında Osmanlı topraklarının savaş sonunda paylaştırılmasına yönelik gizli antlaşmalar yapılmıştır. Aşağıdakileri hangisi bu gizli anlaşmaların taraflarından biri değildir? Şimdi İngiltere ve Fransa zaten başaktır. Bunlar kanki. Daha sonra Rusya da bu bloğun içinde arkadaşlar. Daha sonra bunlara ne Londra ile İtalya dahil olacaktır. Ama Yunanistan bu gizli anlaşmaların içinde yer almayacak. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya ünitemize devam ediyoruz. Bu videomuzda Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan bahsedeceğiz. Wilson ülkeleri ve Paris Barış Konferansı'yla bir ünitemizi sonuna geleceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar ilk olarak Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan bahsedeceğiz. 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanacak. Biliyorsunuz 1. Dünya Savaşı'nda Almanlar olsun, Bulgarlar ve Osmanlı Devleti, Avusturya Macaristan Devleti itilaflara karşı başarısız olacak ve tek tek artık savaştan geri çekilecekler. Osmanlı Devleti de Mondros Ateşkes Antlaşması'yla bir nevi savaştan geri çekiliyor. Şimdi Ahmet İzzet Paşa hükümeti adına Bahriye Naziri Rauf Orbay, İtilaf Devletleri adına ise İngilizlerin Akdeniz Filo Komutanı Amiral Carlton arasında Limni Adası'nda Mondros Limanı'nda Agamemnon gemisinde imzalanacaktır Mondros Ateşkes Antlaşması. Bu Ateşkes Antlaşması'nın maddeleri önemlidir. Özellikle önemli maddeleri böyle çizerek size anlatacağım. Bunlar çünkü sorularda gelme ihtimali olan yerler arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz sebeplerine baktığımızda Bulgaristan savaştan çekilmesiyle Almanya ile kara bağlantısı kesiliyor. Almanya'dan gerekli yardım alınamıyor artık. Wilson ilkelerinde geçen Türklerin çoğunlukta olduğu bölgede yönetim hakkının Türklere verileceği maddesi söz konusu. Ayrıca savaşta mağlup olan devletler toprak ve tazminat vermeyecekler. Bu da bir nevi ittifak grubunun teslim olmasını etkileyecek. İstanbul, Boğazlar ve Anadolu'nun işgal edilmesi, Suriye ile Filistin'deki ordular ise esir edilmesi riskinin ortaya çıkması. Irak, Filistin ve Suriye bölgelerinde yaşanan ağır ağır kayıplar nedeniyle Güney Cephesi'nin çökmesi ki biliyorsunuz Osmanlı Devleti aslında kazandığı tek cephe nedir? Çanakkale cephesidir. Bunun dışındaki tüm cephelerde kaybediyor. Bazı devlet adamlarının İngiliz hoşgörüsüne inanmaya başlaması, İngiltere'nin Akdeniz politikası gereğince Osmanlı'yı yaşatmak zorunda olduklarına inanılması arkadaşlar. İttihat Terakki yöneticileri ne yapacaklar? 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı mağlup olunca yurt dışına kaçacaklar. Ahmet İzzet Paşa hükümeti savaşı devam ettirmeme kararı alacaktır. Savaş gücünün kalmaması ve müttefiksiz kalınması, silah ve cephane sıkıntısının ortaya çıkması, mevcut iktidarın ve saltanatın korunma isteği. Evet bakıyoruz burada 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalandığı bir resim. Şimdi arkadaşlar Mondros'u imzalayan Osmanlı heyetine baktığımız zaman Rauf Orbay var, Bahriye Naziri.
Reşat Hikmet var harici nazırı müsteşarı ve Sadullah Bey var kurmay yarbay ve bu ekip arkadaşlar Mondros'u imzalayacak. Şimdi Mondros Antlaşması'nda maddeler ve yorumlamaları var ki önemli. 7. madde önemli maddelerimizden bir tanesi. Diyor ki İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması halinde herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkına sahip olacaktır. Bir nevi İtilaf devletleri arkadaşlar Anadolu'da yapacakları işgalleri hukuki bir zemine oturtturacaklar. Ve aynı zamanda Osmanlı Devleti işgale açık hale gelecek. Ve İtilaf devletleri bu maddeyle Wilson ülkelerine de ters düşecekler arkadaşlar. İtalya'nın 22 Mart 1919'da 20. maddeye dayanarak Antalya'yı işgal etmesi Paris Konferansı'nda diplomatik bir krize de yağ açacaktır. O yüzden 7. madde dediğimizde bu ne demek? Osmanlı'yı her an tehdit edecek bir madde haline geliyor. Çünkü işgal etme durumu ortaya çıkıyor. Diğer önemli maddemiz ise 24. maddedir. Bu da çok çok önemli bir maddemizdir. Diyor ki vilayeti sitte yani 6 il dediğimiz Erzurum, Van, Elazığ, Diyarbakır, Bitli ve Sivas herhangi bir karışıklık çıkarsa İtilaf devletleri buraları işgal edebilecektir. Bu da nedir? Aslında Doğu Anadolu bölgesinde bir Ermeni devleti kurmak amacıyla bu maddeyi getirecekler. Ve İngilizler 24. maddeyi arkadaşlar uygulamak için ne yapacaklar? Süreç içerisinde Kars ve Batum'u işgal edecekler. Ayrıca arkadaşlar İngiltere Batum'u işgal ederek Osmanlı Devleti ile Rusya arasında oluşabilecek bir bağlantıyı da kesmek isteyecek bu madde ile. O yüzden bu madde önemli bir maddedir. Doğu Anadolu bölgesi işgal açık bir hale geliyor. Amaç burada Ermeni Devleti'ni kurmak. Diğer maddeleri böyle kısaca bakalım. Çanakkale ve İstanbul boğazlarının açılması, Karadeniz istihkamlarının yani askeri üslerinin İtilaf devletlerinden işgali sağlanacaktır. Bu da amaç hem Anadolu'su Rumeli toprakları arasında bağlantıyı kesmek ve Osmanlı toprak bütünlüğünü ortadan kaldırmak ve Osmanlı'nın başkenti olan İstanbul'u savunmasız hale getirmek. Torus tünelleri ve demiryolu ağları ile İtilaf Devletleri denetimine bırakılacaktır. Demiryolları İtilaf Devletleri'nin zabıtası tarafından kontrolü alınacaktır. Ve Osmanlı Devleti'ni etkisiz hale getirmeye çalışıyorlar. Çünkü yapacakları işgallerde asker ve malzeme sevkiyatını kontrol altında tutarak oluşabilecek bir direnişi de engellemeye ve bağlantıyı kesmeye çalışıyorlar bu maddeyle. Hükümet haberleşmesi dışında telsiz, telgraf ve kabloların denetimi İtilaf devletlerine geçecektir deniliyor maddede. Burada da yapılacak işgallerde dünya kamuoyunu habersiz bırakarak işgaller karşısında oluşabilecek bir tepkileri önleme gayesiyle bunu yapacaklar. İtilaf devletleri kömür, mazot, yağ madenleri Türkiye'den temin edecek bu maddelerin ihraççı edilmesi yasaktır. Buradaki arkadaşlar Osmanlı ekonomisini zaten yok etmeye çalışıyorlar. Ordu da bir işgal gerçekleşirse burada da giderleri Osmanlı maliyesinden karşılamak istiyorlar İtilaf devletleri. Hudutların koruması ve iç asayişin temini dışında Osmanlı ordusu derhal terhis edilecektir. Bütün liman ve tersaneler İtilaf devletlerin denetimine bırakılacaktır. Osmanlı harp gemileri teslim olup gösterilecek Osmanlı limanlarında göz altında bulunduracaktır. Osmanlı'nın denizde etkisiz hale getirmeye amaçlıyorlar. Burada yine Osmanlı'nın askeri direnişini engelleme amacı var bu maddede. Çünkü savunmasız bir hale getiriyorlar Osmanlı devletini. Fakat 15. Kolordu komutanı Kazım Karabekir Paşa ve bazı komutanlar bu maddeye uymayacak ve Osmanlı ordusunu dağıtmayacaklar. Yine İtilaf devletlerinin bütün esirleriyle Ermeni esirleri kayıtsız şartsız İstanbul'da teslim olunacaktır. Hicaz, Yemen, Suriye ve Irak'taki kuvvetler en yakın İtilaf devletlerinin kumandalarına teslim olunacaktır. Trablus ve Bingazi'deki Osmanlı subayları en yakın İtalyan garnizonuna teslim olacaktır. İran içlerinde ve Kafkasya'da bulunan Osmanlı kuvvetleri işgal ettikleri yerlerden geri çekilecektir. Yani bununla da Wilson ülkelerinde bahsedilen devletler arası eşitlik prensibine uyulmadığı görülüyor arkadaşlar.
Şimdi halkın tepkisi baktığımız zaman Mondros Ateşkes Antlaşması'nın maddeleri çok çok ağır Osmanlı Devleti'ni etkisiz hale getiriyor. Halk da buna işgallere karşı da tepki gösterecektir. İlk olarak ilk tepkisi müdafaa hukuk cemiyetleri kurulacak, bir araya gelecek halk. Daha sonra ikinci tepki ise halk silahlanacak ve Kuvayi Milli birliklerini oluşturacak. Peki bu durumda Mustafa Kemal Mondros için ne söylüyor? Mustafa Kemal tabii antlaşmayı duyunca bu çok ağır bir antlaşmanın bir nevi bağımsızlıkla bağdaşmadığını, bağımsızlığa aykırı olduğunu ifade edecek ve 10 Kasım 1918'de Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı lağvedilmiş ve Mustafa Kemal İstanbul'a gelecektir. İstanbul'a gelince böyle bu demirlenmiş İtilaf Devletleri'nin ordusunu görünce şunu söyleyecek: geldikleri gibi giderler arkadaşlar. O yüzden bu söz ne zaman söylüyor? Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandıktan sonra Mustafa Kemal bu sözü söyleyecek. Peki ÖSYM ne sordu? Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya'nın Osmanlı Devleti'nin toprakları ile ilgili yaptıkları gizli antlaşmalardaki paylaşımdan sonra İtalya'ya bırakılan İzmir'in İngiltere'nin desteğiyle Yunanistan'a verilmesi, Rusya'nın savaştan çekilmesi, Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi durumlarından hangileriyle paylaşımdaki değişiklik olduğunu gösterir. Arkadaşlar, İtalya'ya bırakılan İzmir'in Yunanlara bırakılması bir nevi savaşta, bu gizli antlaşmalarda, paylaşımlarda değişiklik olduğunu gösterecektir arkadaşlar. Çünkü güçlü bir İtalya istemedikleri için Yunanistan'a veriliyor. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Şimdi Wilson ilkelerini değineceğiz. Özellikle İttihat Devletleri'nin gerçekleştirdikleri işgal ve uygulamalarla Wilson ilkeleri. Wilson ilkeleri biliyorsunuz 8 Ocak 1918'de ilan ediliyor. Amerika tarafından ilan edilecek. ABD Başkanı Woodrow Wilson tarafından ABD Kongresi'nde yaptığı konuşma sırasında bahsettiği 14 ilkedir bu. Wilson ilkeleri aynı zamanda Lenin tarafından 1917'de yayınlanan Barış Kararnamesi'nde de cevap mahiyetinde olacaktır. Şimdi barış antlaşmaları diplomasilerde açıklık, şeffaflık esas olacak. Devletler kendi aralarında gizli anlaşmalar yapmaya son verecektir. Şimdi ABD savaşa girmeden önce İngiltere Fransa'ya bunu kabul ettirecek. Yani ben savaşa giriyorum ama bu kabul edilmesi gerekiyor denilecek. Tabii İngiltere Fransa bunu kabul ediyor ama fakat sonrasında, savaş bittikten sonra buna çok fazla uymayacaklar arkadaşlar. Evet, şimdi bu maddeyi yorumladığımızda ne yapıyor? Aslında bir nevi Osmanlı Devleti'ni paylaşmak için imzalanan gizli anlaşmaları burada bir nevi karşı çıkılıyor. Çünkü gizli anlaşmalar duyuluyor. Diğer maddemize baktığımızda galip devletler mağlup devletlerden toprak ve savaş tazminatı almayacaktır. Bu da bu maddede şu arkadaşlar: özellikle ittifak devletleri bu maddeye güvenerek savaşı sonlandıracaklar ve bu maddeyle yeni sömürgenin oluşması engellemeye çalışılacak. Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerde egemenlik hakkı Türklere tanınmalı. Fakat Türk olmayan halklara da kendini yönetme hakkı verilmelidir. Bu da Osmanlı Devleti Milliyet Prensibi'ne göre parçalanmak istenmiştir. Yani Ermeni, Rumlar bu maddeye dayanarak devlet kurabilir. Çünkü Wilson'da böyle bir madde geçiyor. Doğuda bir Ermeni ve Kürt devletinin kurulması amaçlanmıştır. İlk defa Kürt devletinin kurulması amacı Wilson ilkeleriyle ortaya çıkacaktır. Burada bir self determinasyon var. Ulusların kendi geleceğine karar verme hakkı. Bu madde Mondros'tan sonra Anadolu'da haksız yere işgal edildiğine dair en önemli gösterge olacaktır arkadaşlar. Ve yine Çanakkale Boğazı sürekli bütün milletlerin ticaret gemilerine açık olmalı ve bu durum milletlerin garantisi altına konulmalıdır. Boğazlar uluslararası statüsü yine devam edecek arkadaşlar. Alsace-Lorraine Fransa'ya verilecekti. Bu da Almanya ile arasındaki o çekişmeyi sonlandıracak. Büyük küçük bütün devletler siyasal bağımsızlığı, toprak bütünlüğü konusunda karşılıklı güven vermek üzere özel sözleşmelerle bütün ulusların içine alan milletler arası teşkilat birliği oluşturacaktır. Bu da aslında neyi gösteriyor bize? Milletler Cemiyeti'nin kurulmasını ortaya atacaktır. Paris
Konferansında Milletler Cemiyeti kurulacak. İlk defa aslında misyon ülkelerinden bahsediliyor. Bu da dünyada ulaşabilecek savaşları engellemek için ortaya atılan bir fikir. Her ülkede silah gücünün iç güvenliği sağlamaya yetecek en düşük düzeye indirilmesi için yeterli güvenceler karşılıklı olarak verilmelidir. Buradaki amaç silahlanmanın azaltılmasıdır arkadaşlar. Romanya, Sırbistan, Rusya, Belçika, İtalya ve Karadağ'ın sınırları tekrar belirlenecektir. Avusturya, Macaristan İmparatorluğu'nda yaşayan halklar kendilerini geliştirme imkanı verilecektir. Burada Avrupa siyasi haritası yeniden çiziliyor ve bu madde ile Avrupa siyasetine hakim olmaya çalışıyor Amerika arkadaşlar. Avusturya, Macaristan İmparatorluğu ikiye ayrılacak. Macaristan devleti ayrı bir devlet olacaktır. Kara suları dışında savaş ve barışta uluslararası sularda mutlak serbestiyet olacaktır. Yani bu da şu anlama geliyor. Artık deniz ticareti bir nevi uluslararası sularda serbest olacak ve bunu da canlandırma, ekonomik olarak canlandırma hedeflenecektir. Şimdi baktığımız zaman 8 Ocak 1918 günü ABD Başkanı Wilson'un böyle bir kongredeki bir konuşmasını gösteren bir görsel. Şimdi Wilson ülkelerin önemine bakalım. Wilson ülkeleri arkadaşlar savaşın uzamasını engel olmak ve savaş sonrası oluşacak statükoyu belirleme amacıyla ilan edilecektir. Özellikle çok uluslu imparatorluklar parçalanıyor. Bundan dolayı bu da tabii imparatorlukları olumsuz etkileyen bir durum. Savaştan sonra ilkelere uyulmadığı için ABD bir nevi ne yapıyor? Yine yalnızlık politikasına dönecektir 2. Dünya Savaşı'na kadar. Çünkü İngiltere ve Fransa uymayacak buna. Savaş sonrası imzalanan antlaşmalarla bu ülkede uyulmayacak. Mağlup devletlerden toprak ve tazminat alınmayacak. Ve ittifak devletleri savaştan bu yüzden zaten çekiliyor. Osmanlı Devleti zaten parçalanmak isteniliyor. İttihat devletleri manda ve himaye sistemini getirecek. Aslında yani manda himaye dediğimiz bu sömürgeciliğin daha farklı versiyonu diyebiliriz arkadaşlar. Daha yumuşatılmış hali. Sevr ve Lozan antlaşmalarında Boğazlar statüsü yine aynı devam edecek. Wilson ülkeleri Türk Kurtuluş Savaşı'nın başlamasında ve Misak-ı Milli kararının hızlanmasında etkili olacaktır arkadaşlar. Yani baktığımızda Wilson ülkeleri tam olarak uygulanmış mıdır diye sorarsanız hayır, tam olarak uygulanmamıştır arkadaşlar. Şimdi Paris Barış Konferansı'na bakacağız. Paris Barış Konferansı şundan dolayı toplanıyor. Artık ateşkes antlaşmaları yapıldı. Peki 1. Dünya Savaşı'nda nasıl barış antlaşmaları yapacağız? Bundan dolayı özellikle Avrupalı devletler, savaşa katılan devletler toplanacak. Nedir? Aslında 1. Dünya Savaşı'ndan sonra yenilen devletlerle yapılacak barış antlaşmasının taslaklarını belirlemek. Katılan devletlere baktığımızda İngiltere, Fransa, İtalya, ABD, Japonya 32 devletin temsilcisi katılacak. Osmanlı Devleti adına da Damat Ferit Paşa katılıyor. Evet. Şimdi burada dörtler ve beşler meclisi var. Dörtler konsey dediğimizde İngiltere, ABD, Fransa, İtalya tarafından oluşturuluyor. Beşler dediğimizde bunlara ek olarak da Japonya olacaktır. Şimdi arkadaşlar Paris Barış Konferansı'nda önemli gelişmelerden biri Milletler Cemiyeti, Cemiyeti Akvam. Arkadaşlar Cemiyeti Akvam burada kuruluyor. Tabii bu Cemiyeti Akvam Sözleşmesi ile 28 Haziran Versay Antlaşması kabul edilecek. Almanya ile yapılıyor Versay Antlaşması ve daha sonra Versay Barış Antlaşması'nın 10 Ocak 1920'de yürürlüğe girmesiyle Milletler Cemiyeti bir nevi resmen kurulmaya başlayacaktır. Şimdi barış antlaşmalarına baktığımızda ittifak devletleriyle olan yapılacak antlaşmanın taslakları belirlenecek. Fakat Osmanlı Devleti ile yapılan antlaşma geçerli olmuyor. Çünkü aslında bir nevi Osmanlı'yı bir barış antlaşmasında tam bir karar kılınamıyor. Çünkü kendi aralarında İttihat devletleri bir çatışma içinde. O yüzden Paris Barış Konferansı'nda Osmanlı ile herhangi bir barış antlaşması imzalanamıyor arkadaşlar. Neden diye sorduğumuzda kendi aralarında anlaşamadıkları için paylaşma konusunda anlaşamıyorlar. Baktığımız zaman Almanya ile Versay'ı imzalayacaklar.
Avusturya ile Saint-Germain antlaşmasını imzalıyorlar. Macaristan'la Trianon antlaşması, Bulgaristan'la da Noyon antlaşması imzalanacaktır ki Osmanlı'yla daha sonra Sevr'i imzalayacaklar. Şimdi ilk görüş ayrılığı dediğimizde bu önemli. Arkadaşlar biliyorsunuz Doğu Akdeniz'de güçlü bir İtalya kendi için sıkıntı oluşturabileceğini düşünüyor İngiltere. O yüzden İtalya'ya verecek yerleri Batı Anadolu, Rumların çoğunlukta olduğu yerler ne yapıyor arkadaşlar? Kime veriyor? Bunu Yunanlılara veriyor. İngiltere, ABD ve Fransa desteğiyle İzmir çevresi Yunanistan'a veriliyor ve daha sonra zaten Yunanlar buraları işgal edecektir. Bunun üzerine İtalya konferansı terk ediyor ve İtilaf Devletleri ile ilk anlaşmazlıkları ortaya çıkıyor. Paris Konferansı'nda. Şimdi manda ve himaye aslında şudur. Yenilenlerden toprak alınmayacaktır maddesi arkadaşlar. Devre dışı bırakmak için burada manda himaye fikri ortaya atılıyor. Yani Filistin, Suriye, Irak ve Yarımadası gibi bu topraklar mandatar devletler kurulacak. Bir nevi kendi oranın krallarını, liderlerini kendileri belirliyorlar. Tamam fiziki bir hadi işgal söz konusu değil ama orayı bir nevi kendi mandalarını korumalarının altına alıyorlar. Yine orada aslında sömürgelerine devam ediyorlar. Sömürgeleştiriyorlar orayı. Gizli anlaşmalara baktığımızda arkadaşlar burada biliyorsunuz Rusya savaştan çekilir. Çekilince de Rusya'ya bırakılan boğazlar itilaf devletleri kontrolüne bırakılacaktır. Rusya çekilince. Mondra Doktrini ise şudur arkadaşlar. Özellikle İngiltere ve Fransa savaş tazminatı yerine bu sefer savaş onarımı. Sömürgeciliklerine manda ve himaye kavramlarını getirecek. Tabi bir sonraki de uyulmuyor. ABD buna kızıyor ve ne yapıyor? Avrupa siyasetinden tekrar geri çekilecektir. Mondra budur. Amerika'nın bir yalnızlık politikasının ismi budur arkadaşlar. Sürge İtilafnamesi aslında Paris Konferansı'nda İngiltere ve Fransa bir araya geliyor. Osmanlı Devleti'ni bölüşüyor. Mesela Musul olsun İngiltere'ye veriliyor. Antep, Maraş, Urfa ise Fransa'ya verilecektir. Kurtuluş Savaşı'nda bunlar buraları işgal edecekler. Evet, ünitemizin sonuna geldik arkadaşlar. Özellikle bu ünitemizde bu anlattığımız yerlerin birçoğu çok çok önemli. Hani bu madde önemli dediğimiz yerlerde durun. AYT sorularda bilgi tarzı geliyor. TYT'lerde daha çok yorum yapmaya çalışalım arkadaşlar.